Sevgili Mutfaktan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim, hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce görmediğiniz gerçekten efsane bir şerbetli tatlı tarifi ile geldim. Bu tarif, buna benzer pek çok tarifi sizlere unutturacağını düşündüğüm, gerçekten oldukça iddialı olduğum bir tariftir. İçerisinde bulunan özellikle kadayıf ve diğer malzemeleri yerken her birisinin lezzetini damağınızda ayrı ayrı hissedeceğiniz çok güzel, çok özel bir tarif. Sizleri fazla bekletmeden hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Öncelikle tarifimizde kullanabilmek için videoda görmüş olduğunuz şekilde 200 ml'lik klasik boy bardaklarla 2 su bardağı kavrulmuş kadayıfa ihtiyacımız var. Bu kadayıflar gördüğünüz boyutlarda muhallebilik kadayıf diye paketlerde hazır halde satılıyor. Ama elinizde bu şekilde yoksa normal kadayıfı da bu boyutlarda doğrayarak güzelce kavurduktan sonra kullanabilirsiniz. Eğer bu şekilde kadayıfınız varsa yine benim yaptığım gibi tekrar kavurma işlemini mutlaka yapmanız gerekiyor. Isıtmış olduğum tavanın içerisine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yağ aldım. Yağın hemen üzerine 2 bardak kadayıfımı ilave ediyorum ve sürekli karıştırarak kadayıflar nar gibi kızarıncaya kadar kavuracağım. Dediğim gibi bu işlem, kavurma işlemi tatlınız için çok önemli. Hem kadayıfın lezzetini daha da çok arttırıyor, hem de çıtırlığını arttırıyor. Mutlaka kadayıfınızı tekrar kavurarak kullanın. Oldukça ince bir malzeme olduğu için de yanma ihtimali çok yüksek oluyor. Kavrulurken de kesinlikle başından ayrılmayın ve her tarafını eşit şekilde karıştırarak kavurun. Güzelce kavurmuş olduğum kadayıfım hızlı soğuyabilmesi için ve tavanın içerisinde ısısıyla yanmasın diye hemen başka bir kaba aktarıyorum. Serin bir yere koyarak kolay soğumasını sağlayacağım ve soğuk olarak kullanacağız. Balkonumda hızlı bir şekilde soğudu kadayıflarım ve hemen tatlımın yapılışına geçiyorum. Tatlımın yapımı için de oda ısısında bekletilmiş yumuşacık 125 gram tuzsuz tereyağımı yoğurma kabıma aldım. Ardından üzerine yine 200 ml'lik bardaklarla 1 su bardağının 1/3 kadar sıvı yağ ilave ettim. 1 adet yumurta, yumurtanın hemen ardından 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve onun ardından da 2 yemek kaşığı irmiği yine yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Ardından 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ilave ediyorum. Kabartma tozu ve vanilinin ardından da yarım su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı ilave ediyorum. Eğer elinizde Antep fıstığı yoksa yerine fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Her üçü de yoksa eğer sade olarak da yapabilirsiniz ama gerçekten Antep fıstığının verdiği lezzet de tartışılmaz. Fıstığın hemen ardından yoğurma kabımın içerisine 1 su bardağı un koyuyorum ve 1 su bardağı unu da yavaş yavaş ilave edebilmek için yanıma alıyorum. Malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kavrulmuş ve soğutulmuş olan kadayıfı ilave edeceğim. Ve ardından elimle dikkatli bir şekilde yoğurarak 1 bardak unu da yavaş yavaş yedirerek ekleyeceğim. Kadayıf ve geriye kalan 1 bardak unu ilave etmeden önce sizler de benim yaptığım gibi malzemelerinizi önce güzelce bir karıştırın. Ardından kadayıf ve yavaş yavaş da geriye kalan unu ilave edin. Unu ilave ederken de olabildiğince nazik hareketlerle hamurunuzu yoğurmaya, elinizle bastırarak değil de mümkünse parmak uçlarınızla malzemelerinizi güzelce karıştırmaya gayret edin lütfen. İnce telli ve narin yapılı kadayıflarımız elimizle bastırarak yoğurduğumuz takdirde tamamen ufalanacak ve hamurla tamamen bütünleşecektir. Bunun önüne geçebilmek için dediğim gibi olabildiğince nazik hareketlerle ve parmak uçlarınızla yoğurmaya özen gösterin lütfen. İçerisine ilave etmiş olduğumuz parçacıklı malzemeler sayesinde özlü bir hamur olmayacak ve çok sert bir hamur da olmayacak. Kolay şekil alabilen bir yapısı olacak. Hamurunuzu yoğururken almış olduğu un miktarı bazen farklılık gösterebilir. İhtiyaca göre içerisine 1-2 yemek kaşığı kadar un ilavesinde bulunabilirsiniz. Eğer kıvamı çok yumuşak şekil almayacak kadar cıvık olursa. Dikkatli bir şekilde güzelce yoğurmuş olduğum hamurum artık kullanım için hazır. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakırsanız çok mutlu olurum.
Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve gelecek tariflerimi kaçırmamak için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tatlımızı şekillendirirken de isterseniz yuvarlak hazırlayabilirsiniz ama bu şekil gerçekten tatlıya çok yakışıyor. Hamurdan bir parça kopartarak avcumun içerisinde önce biraz sıkıştırıyorum. İki parmağımla iki ucundan bastırarak avcumun içerisinde şekil almasını sağlıyorum. Ardından masanın üzerine koyarak biraz ileri geri yapıyorum ve daha da düzgün bir şekil aldırarak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içerisine diziyorum. Bu arada tepsiye yağlı kağıt kullanmanız şart değil. Eğer yoksa yağlı kağıt kullanmadan da rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. İçerisinde bulunan yağ sayesinde kesinlikle yapışma olmuyor. Bitmiş haliyle düzgün bir görünüm elde edebilmek için koparmış olduğunuz her bir hamur parçasının eşit büyüklükte olmasına özen gösterin lütfen. Geriye kalan hamurun bitinceye kadar da tatlılarımı aynı şekilde hazırlayarak tepsime dizmeye devam ediyorum. Vermiş olduğum ölçülerle yoğurduğum bu hamurdan toplamda 29 adet tatlı elde ettim. Ben tatlılarımı şekillendirirken el ayarım olmadığı için 30'a denk getirememişim. Ama sizler hamurunuzu yoğurduktan sonra eşit büyüklüklerde parçalara bölerek hazırlarsanız tatlılarınızı sonuç daha garantili olur. Arzu ederseniz biraz daha ufak parçalara bölerek daha çok sayıda tatlı da elde edebilirsiniz. Tatlıların tamamını şekillendirip tepsiye aldıktan sonra fırınımı önceden 170 derece alt üst ayarda ısıtmaya başlayacağım. Eğer geç pişiren bir fırına sahipseniz 180 dereceye de ayarlayabilirsiniz. Fırın ısınırken de tatlılarımın şerbetini hazırlamaya başlayacağım. Bu şekilde tatlımızı ve şerbetimizi hem ocağa hem fırına aynı anda koymuş olacağız. Tatlının şerbeti için de uygun bir tencere içerisine 200 ml'lik klasik boy su bardaklarıyla 3 bardak toz şeker ve 3 bardak suyu alıyorum. Ardından üzerine ince bir dilim limon ilave ediyorum. Eğer limonu içerisine atmak istemezseniz kaynamaya başladıktan sonra içerisine 5-6 damla limon suyu da ekleyebilirsiniz. Şekerin kolay eriyebilmesi için şöyle kısaca bir karıştırıyorum ve tenceremi ocağa alıyorum. Tatlımı da hemen fırına yerleştiriyorum. Ben tatlımı fırında toplamda 170 derecede 32-33 dakika gibi bir sürede pişirdim. Bu süre fırından fırına farklılık gösterebilir. Altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde sizler de tatlılarınızı pişirin lütfen. Tatlımız pişerken de şeker eriyinceye kadar karıştırdığım şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Kaynamaya başladıktan sonra da 5-6 dakika boyunca kaynatıp şerbetimi ocaktan alacağım. Tatlımızda şerbetimizi sıcak olarak kullanacağız. Kaynatırken de büyük ocakta kısığa yakın orta hararette kaynattım şerbetimi. Ocağın altını kapattıktan sonra da içerisinden acı bir tat vermesin diye limon dilimini aldım. Fırındaki tatlarımı da kontrol ettim. Altı birazcık daha kızarması için bir müddet daha pişirmeye devam ediyorum. Ardından hiç vakit kaybetmeden fırından alacağım ve sıcak şerbetiyle buluşturacağım tatlılarımı. Fırından aldıktan sonra da ilk harının çıkabilmesi için 1-2 dakika dinlendirebilirsiniz tatlılarınızı. Ben bu arada altındaki yağlı kağıdını ayırdım ve tatlılarımı tekrar düzgün bir şekilde tepsinin içerisine yerleştirdim. Bu arada sıcak tatlı ve sıcak şerbet buluştuğu zaman hamurlaşmıyor mu diye merak edebilirsiniz. Bunun için zaten videomu sonuna kadar izlediğinizde göreceksiniz. Kesinlikle hamurlaşma olmuyor. İçerisine şerbetini gayet güzel bir şekilde çekmiş oluyor. Daha önce de benzer tarifler paylaşmıştım kanalımda ve sıkça aldığım sorulardan bir tanesiydi hamurlaşma olup olmadığı. O tarifimi de deneyen arkadaşlarımdan çok güzel sonuçlar aldım. Emin olabilirsiniz ki kesinlikle hamurlaşmaya neden olmuyor. Ama çok kıyır kıyır bir tatlı istiyorum diyorsanız da elbette şerbetini biraz daha soğuduktan sonra tatlınıza verebilirsiniz. Tatlıların şerbetini verdikten sonra da isterseniz üzerine kaşıkla biraz şerbetinden gezdirerek üst taraflarının da kuru kalmamasına yardımcı olabilirsiniz. Hatta arzu ederseniz tatlılarınızı dikkatli bir şekilde alt üst ederek de her tarafının eşit şekilde şerbetlenmesini sağlayabilirsiniz. Ben sadece üzerlerine tatlı kaşığıyla biraz şerbetinden gezdirdim. Hepsi bu kadar. İçine de gayet güzel bir şekilde çekmişti şerbetini.
Tepside kalan şerbet gözünüze çok gelebilir ama özellikle dinlenecek ve hatta ertesi güne kalacaksa içerisindeki şerbetten eser kalmayacaktır. Kesinlikle gözünüz korkmasın. Şerbeti de kıvamı da tam ölçülüdür. Şerbetiyle buluşturmuş olduğum tatlılarım tamamen soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Ardından ben Antep fıstığıyla süsleyerek servis ediyorum. Sizler yine arzu ederseniz sade olarak Hindistan ceviziyle, fındıkla, cevizle nasıl arzu ediyorsanız o şekilde süsleyerek sunum yapabilirsiniz. Dinlendikçe lezzeti artan ve dediğim gibi içerisinde bulunan kadayıf, tereyağı ve Antep fıstığının lezzetini yerken sonuna kadar hissedeceğiniz muazzam bir tarif. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Tarifimi deneyen arkadaşlarımdan kıymetli yorumlarını mutlaka ama mutlaka bekliyorum. Bölerek hemen sizlere iç dokusunu ve kıvamını da yakından göstereceğim. Bugünlük de benden bu kadar. Yine keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve tariflerimden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifime dair söylemeyi unuttuğum veya merak ettiğiniz başka bir şey olursa yorum kısmında sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışırım. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.